Birkaç Ses'ten herkese merhaba. Ben Özlem Özdemir. Programımızı Rahmi Koç Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu hafta Sokak Müzisyenleri bölümümüzde Yalçın Avcı'yı tanıyacağız. İkinci bölümde ise sanatla geçen 50 yılın hikayesini ressam Mehmet Güler yüzden dinleyeceğiz. Ayrıca Çiğdem Erken yeni çıkacak albümünden önce ilk defa programımıza konuk olacak. Birkaç Ses başlıyor. Kaybeden tribi gibi hep yalnızdın. Hayatı sormak için neden ağladın? Kaybeden tribi gibi hep yalnızdın. Hayatı sormak için neden ağladın? Oysa ki sokaktaki o küçük kedi, eller besledi. Oysa ki sokaktaki o küçük kedi, onu minik minik eller besledi. Gelmedin, görmedin, çaylarda soğudu ah. Karşıki sokakta top oynardık. İki taştan bir kale kurardık. O zamanlar sadece bir oyundu. Bonservis bedelimiz bile yoktu. O zamanlar sadece bir oyundu. Bonservis bedelimiz bile yoktu. Zaman mı geçti, şartlar mı değişti? Üç korner bir penaltı değil miydi? Zaman mı geçti, şartlar mı değişti? Üç korner bir penaltı değil miydi? Birkaç Ses'in sokak müzisyenlerini ağırladığımız ilk bölümünde Yalçın Avcı bu haftaki konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi kısaca yakından tanıyabilir miyiz? Neler yaparsınız? Ne zamandır sokakta müzik yapıyorsunuz? Müzik, 2006 yılından beri müzikle uğraşıyorum. 2010 yılından beri de sokakta çeşitli zamanlarda çalıyorum. Genelde bir işim olduğu için sürekli boş vakitlerimde sokakta. Bir firmada satış olarak çalışıyorum. Onun dışındaki boş zamanlarımda da sokakta birçok zaman çıkıp müzik yapmayı çok seviyorum. Peki nasıl başladı? Yani neden sokakta size o ilk oraya iten? Evet, yani normalde bir insanla sokakta irtibat kurmak zor olabiliyor ama müzik yaptığınızda bu biraz daha farklı oluyor. Değil mi? Genelde onlarla onu söyledi konuklarım. Tanışmak veyahut da işte çocukların gelmesi, onların önümüzde oynamaları
ya da diğer herhangi bir insanla konuşmak çok daha kolay oluyor, iletişim kolay oluyor. İnsanlarla zaten gün içerisinde de normal hayatımda sürekli iletişim halinde olduğum için bu zevk veriyor. Yani herkes şey diye düşünüyor çoğu zaman, işte para kazanıyorlar gibi algılanıyor ama aslında birçok insan sevdiği için yapıyor. Çünkü bazen soğuk havalar da oluyor. Tabii. Kimse o havada dışarıda aslında çıkıp... Aslında zorlukları da var değil mi? Belki evet tabii. Bir de yani ülkemizde zaten genel olarak bir zorluğu var. Çünkü hani birçok şey yasak olduğu için işte en son vapurlar da yasaklandı artık. Öyleymiş. Orada da çalamayacağız. Sokakta da izin veren belediyeler var, izin vermeyenler var. Durumlara göre değişiyor. Siz onun zorlukları. Daha çok sokakta çalıyorsunuz değil mi? Sokakta yani çalıyorum. Bazen arkadaşlarımın işte doğum günleri falan olduğu zaman gittiklerimiz barda, orada da bazen çalıyorum. Anladım. O tarz ama durumlarda bu tamamen oluyor. Sizin sevdiğiniz, kendinizi mutlu ettiğiniz. Tabii ki. Yani hem deşarj olmak için yapılan bir şey, hem de kendini insan mutlu hissediyor. Sonuçta bir şeyle uğraşıyoruz. Haklısınız. O açıdan da çok, evet, insanın zaten normalde de hani herkes şehrin kalabalığında, herkes kulaklıklardan müzik dinlediği için. Doğru, çok doğru. Sokakta biraz daha farklı bir durum oluyor herkes için. Haklısınız. Peki böyle o zaman buna devam etmeyi düşünüyorsunuz. Tabii ki. İmkanlarınız, zamanınız olduğu sürece. Ama daha başka bir şey yapmak gibi bir niyet var mı ileride? Yani müzikle kendi bile şarkılarımı kaydediyorum ufak ufak. Aa, artık aynen. Herkes çünkü evinde de bu imkanı sağlayabildiği tabii için sistem, belli sistemlerle evde de kayıt evet yapmaya devam ediyoruz. Anladım. Bakalım ileride belki güzel şeyler de olabilir. Harika, umarım olur. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım, yoksa sizin bir performansınızda başlamıştık, onunla veda edeceğiz seyircilerimize. Tamam. Şöyle, yani ben size çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada her hafta müzisyenlere, sokak müzisyenlere, çünkü sesini duyurması çok zor oluyor. O açıdan çok teşekkür ederim size. Sağ olun, biz de teşekkür ediyoruz. Her hafta da söylüyoruz. Kapımız bütün sokakta müzik yapan herkese açık, herkesi bekliyoruz. Siz de ilk geldiniz, ayağınıza sağlık. O zaman müzikle veda edelim. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Akşama gelmiştir. Mutfakta biraz soğuk, ışığa girmemiştir. Abarttım biraz ama üzgünüm. Her şey yanlışken ben niye üzgünüm? Sana sarılmak isterken kollarım bitmemiştir. Saat 3'ten sonra geriye dönmemiştir. Sabah giden elektrik akşama gelmiştir. Mutfakta biraz soğuk, ışığa girmemiştir. Abarttım biraz ama üzgünüm. Her şey yanlışken ben niye düzgünüm? Maaş kuyruğu gibi uzun bir düzlüğüm. Duvardaki yazılar benim sözlüğüm. Tamam biraz argoyum ama özgürüm. Seni çok sevmiştim, üzgünüm. Birkaç Sesin'in ikinci bölümünde çok değerli iki konuğumuz burada. Hoş geldiniz. Hoş ben bulduk. Bekiler Yüz ve Çiğdem Erken. Nasılsınız? Öyle başlayalım. İyiyiz. Merci. Harika. İyiyiz valla. Burada daha iyi olduk şimdi. Şahane. Ben de daha iyi oldum geldiğiniz için. Şimdi önce hanımlar diyerek başlayayım. Adam muaşiretimi bozmadan. Tabii. Buyurun. Çiğdemciğim, şimdi sen biraz ayağının tuzuyla diyebileceğimiz yeni albümünün kaydını bitirdin. Evet.
Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Ne zaman çıkıyor? Oradan başlayalım. İnşallah bir aksilik olmazsa 15 Mart civarında çıkacağını tahmin ediyorum. 15 Mart, 20 Mart o hafta çıkacak. Şimdi işte bir son aşamalarında şu an bütün kayıtlarımız bitti. Şu an Atina'da bir stüdyoda mix çalışması yapılıyor. Oradan da bir mastering çalışması için bir yurt dışı macerası daha olacak. Onlar biter bitmez. Dinleyiciyle buluşacak. Evet. Heyecanlısındır. Evet. Ya çok heyecanlıyım. Bir de artık çıksın istiyor insan. Hani 9-10 aydır uğraşıyoruz. Böyle zaten. Evde bitmiş bir albümle oturmak çok zor gerçekten. Bu şimdi üçüncü albümün senin. Evet, üçüncü albüm. 2011'de Kız Kapısı ilk albümdü. Evet. Sonra iki yıl geçti, İstanbul Kızı çıktı. Evet. Bu yeni albümün diğerlerinden senin bir farkı var mı dinleyiciler açısından? Ya da yani, sende bir özel bir şöyle, süreç var mı? Sony Müzik Türkiye ile çalışmaya başladım bu albümde. Sony çok güzel olanaklar sundu bana. Çok üzerime titrediler. İskender Paydaş'la birlikte yaptık. Tabii İskender çok deneyimli bir müzisyen. Biraz daha etkileşimi daha çok bir albüm oldu. İşte içinde bir düet var. Halil Sezai ile, sevgili tiyatrodan dostum o da. Onunla birlikte Zengin Mutfağı için yaptığım bir şarkıyı söyledik. Oradaki düeti söyledik. Yani benim açımdan şu anlamda heyecanlı. Bu albümdeki 10 şarkım daha öncekiler gibi internette dolanmış şarkılar değil. Daha önceki albümlerimdeki şarkılar genelde internette bilinen şarkılarımdı. Evet. Bunlar biraz sıfır kilometre. Bazılarını yeni yazdım. Bazıları çok eskiden bavuldan çıkardığım şeyler. Onun dışında ama müzik aynı, bir şey değiştirmemeye çalıştım. Yine senin yaşadıklarından etkilendiklerin. Tabii. Anladım. Harika, süper. O zaman biz heyecanlı bekliyoruz. Döneceğiz müziğe tekrar. Tamam. Mehmet Bey, size gelmek istiyorum. Şimdi sizin serginiz var İstanbul Modern'de. Ve 50 yıllık bir aslında dönem... Biraz aşkın. Hatta 2010'a kadar uzanan döneminizi anlatan bir sergi, evet. 60'lardan itibaren. Yani sadece resim değil, heykel, gravür, boyamalar, değil mi? Performans gibi bir sürü alanda. Evet. Birazcık bu serginin sizdeki karşılığı ya da işte o dönem size neler hissettiriyor böyle bakınca o 50 küsur yıl? Tabii 50 yıl 77 yaşında bir adam için 50 yıl bir kısmı falan diye. Ama 50 yıl profesyonel hayattaki bir resme ait 50 yıl. Ama içinde tiyatro süreci de var. Yani dolayısıyla biraz daha sanatla ilgili her iki sanatta yayılan bir süreç. O noktada bir de artı eğitim var içinde. Yani üç şeye basıyor, üç bacağa basan bir sac ayağı gibi bir süreç, sac ayağının işte yere bastığı 50 yıllık bir süreç. Duygusal anlamda mesela hazırlanırken size ne gibi şeyler? Valla duygusal anlamda şimdi bu serginin hazırlanışı 2 yıl. Yani 2 yıl önce bana sergi teklifi geldi. 2 yıl tabii gergin bir süreç. Çünkü aslında bu 4. retrospektif. Evet. Bir tanesi 88'de 25 yılın derlemesiydi. Ardından bir 40 yıl desen var. Sonra 2008'de yine bir retrospektif İş Bankası, evet, Kibele de var. Bu 4.'sü tabii, ama bu müze sergisi. Evet, evet. Dolayısıyla tabii bunun önemi çok daha büyük ve çok daha kapsamlı ve bir anlamda artık bir kariyer için bir şey nokta yani. Tabii. Farklı bir nokta. Bir de sizin dönemlerinizi de görebiliyoruz ulaştığınız. Tabii bu retrospektif şu anlamda bir tarihsel sıralama, bir döküm, evet, demek baştan sona, evet, öyle bir süreç.
insan günahlarının hepsini önüne koysalar ben 66'da 65'te bir sergimde ilk defa o zaman anladım, daha ikinci sergimdi. O sergi sürecinde de bir ay süreçte sergi salonda oturuluyordu. O zaman öyle şeyler vardı. Çünkü bizim için orada duran kimse olmadığından bir resimlerim hayatımda dedim ki bu da herhalde yani cehennem bir sergi salonu olmalı. Çünkü önünüze bütün günahlarınızı ve yaptıklarınızı koyacaklar ve sizi oturtacaklar. Süresiz bir zaman içinde böyle bitmez tükenmez bir zamanda onlara bak ya. Bu resimlerinizde o süreyle bakmak biraz ızdırap. Öyle bir korku da var bu tür sergilerde. Evet. Çünkü şöyle unuttuğunuz işler var. Bunlar yerlerine gitmiş, işte koleksiyonlarda, şurada burada. Şimdi bunlar toplanıyor. Yani karşınıza nenin çıkacağını ve onu sizi utandırıp utandırmayacağı meselesi var. Baba bayağı kendiniz, başkaları onu bilmeyebilir ama sizin son anda bulunduğunuz bakışla, içinde bulunduğunuz bakışla onları nereye koyacaksınız yani? Çaktırmadan düzensin. Ha, kavun içi eksik. Öyle çok önemli bir büyük ressamlardan biri Bonar. Bonar öyle müzeye gidiyor. Önceden gidiyor bakıyor resimlere, bir daha gidiyor bakıyor falan. Sonra evde küçük bir şey içinde böyle kutu içinde boyaları hazırlıyormuş. Gidip dokunuyor falan. Evvela fark etmemişler. Sonra bakıyorlar ki bu sefer girdiği zaman müziğe arkasında iki tane güvenlik görevlisi. Dayanamıyor. Sizin böyle hiç sizin oldu mu böyle beğenmediğiniz, mesela unutmuşsunuz bu araştırma sürecinde. Abi ben bunu nasıl yapmışım, vardır herhalde değil mi? Vallahi şimdi burada olmadı çok şükür. Bunda tamam. Olmadı. Bir de şöyle bir şey, yani resim çıkana kadar ki süreçte çok şeyim, çok fazla titizlenirim. Yani ben imza attığım bir şey bir kalite kontrolünden geçmiştir. Ve beni şu ana kadar utandıran olmadı. Harika, ne güzel. Olmadı. Yani bundan bu sefer en memnun olduğum şey, kendi indimde sınıfı geçtim dedim ben. Ne kadar güzel. Sizin bütün resimlerinizi analiz etmek ya da yorumlamak istense, şöyle söylenebilir mi? Yani figürlerinizde insanların yüzleri ve bedenlerini oynuyor ya da bozuyor olduğunuz gibi yani yorumlanıyor ya bazen. Aslında sizin o figürlerinizle oynarken insan psikolojisinin görünmeyen demeyeyim ama arkada olan, yani psikolojik bir sorun ya da bir travmatik bir durumu resmetmeye çalıştığınızı söylemek, sizin resminizi analiz etmek için doğru bir yorum olur mu? Evet, tabii. Böyle bir yanı var özenle. Benim resmimin gözüken biçimler haline gelişinin ana dayanağı ruh halleri. Evet. Yani belki ben figür resmi yapma nedenlerimden bir tanesi bugüne kadar benim çevremde ve içinde olduğumuz toplumda böyle bir yaklaşımını görmemiş olmam. Evet. Ve daha da enteresan, ardından da pek benzeri de galiba olmadı. Yani ben bu konuda sizin tek olduğunuza dair yorumlar. Yani şimdi tabii bu teklik iddiaları çok çok şeydir. Yani ona kararı zaman ve kişilerin bakışı ve bilgileri verecek. Ama şöyle bir şey var ki, yani ben bir ihtiyacı, bir olmayanı ve kendi söylemimde aslında benim için
benim aradığımın ne oldu? Evet. Yani ben bir resme bakarken o resmin bana getirecekleri, beraberinde getirdiği vizüel, yüzeyde görsel olanın ardındaki psikolojik saha, bu hangi derinlikte, hangi espasta, hangi nedenlerden, hangi yüzey üzerine inşa ediliyor ilişkiler. Evet. Ben biraz onlara dokunmak istedim. Yani, tabii bu biraz tiyatrodan edindiğim bir şey. Yani bu akademideki resim öğrenimimizin içinde hiçbir zaman bu tür bir öneri gelmemiştir. Yani ve bunun tam tersi gelmiştir bizde mesela. Sizde de herhalde öğrenimimizde değil mi bir akademik yan var değil mi? Siz konservatuvardasınız evet. Şimdi ben akademisyenim aslında karşınızda. Evet, şeyi biliyorum, kariyerdeki şeyinizi biliyorum da yani tabii. Sizin öğrencilik yıllarınızda size önerilenlerin arasında pür sanattan uzaklaştıracak endişeler, yani aman şunları yapmayın. Bunlardan bir tanesi bizim için söylenen edebi olmasın resminiz. Bakın şimdi çok ilginç bir şey ama çok enteresan bir şeydir bu. Edebi olmasın. Aman resminiz edebi olmasın. Şimdi bunu öneren Türk resim tarihinin çok büyük ustaları bizim hocalarımız oldu. Bizim şansımız buydu. Sizin konservatuvarlı arkadaşlarımın da Ankara'da var. Çok büyük hocaları, çok büyük hocaları var. Yani çok büyük oyuncular, çok büyük hocalar. Bir de çok büyük ressamlar bizim hocalarımız oldu. Yani bir fark var ki dönem olarak onları resmi anlama süreçleri. Çünkü Türkiye'de bizim öğrenciliğimiz zamanında Türk resmi var mı yok mu tartışması yapılıyordu. Anladım. Evet. Şimdi bir demek ki Türk resmi daha ve deniyor ki Türk resmi şöyle olmalı. Türk resmi nasıl olur? Yurt dışına bir sergi gidiyor. Oradan bakışlar yok, bu Batı kopyası. Şimdi dönülüyor, nasıl Türk resmi bulalım tartışmaları var. Biz de bu öğrenciyiz, bunu duyuyoruz. Bize bu arada söylenenler şeylerden biri, aman mesela bunu söyleyen çok isimli hocalar. Anladım. Ama şimdi modern sanatın meseleleri olarak oradan doğru bakışla bir başka şey daha var. Ülkedeki politik endişeler. Yani onların sakınma zorunda olduğu bu söylemden aman bu söylemin içine düşülmesin. Değişmeyen şeylerden biri bu galiba. Bu çok, çünkü bütün o okullar sakınılan, korkulan ve çok yani öyle bir şey ki yani arı kovanını yani arıcılık gibi bir şey. Evet. Yani ona göre eldivenler takıyorsun, kafanı örtüyorsun, o şeyi aman yani sokar bunlar falan. Tabii. Yani tabii. Bunları onun için. Ama bir de sanattan bahsediliyor bir yandan. Ama sanattan hiçbir zaman, çok enteresan, sanatın düşünsel yanı, yüzeydeki komprime açıklamalar, işte ne diyelim, kübizmi anlatmak, işte efendim Sezan derler, şu var yani belli ustalar. Evet. Ama hiçbir zaman onun arka alanındaki sosyal ve politik yapının içinden geldiği bütün o hareketleri. Evet. Bütün hareketleri birbirine bağlı olduğu ve bunların psişik, yani sosyal hareketin toplumun psikolojisini veya toplumun psikolojisinin hareketleri, politik hareketleri nasıl etkilediği falan gibi, onun biçime nasıl dönüştüğü, onun edebiyattaki tezahürünün ne olduğu falan. Ama bize deniyor ki aman edebi olmasın.
isterdin? Yani olabildi mi böyle bir şey? Olamadı herhalde. Yani nasıl bizim yapacak? Kuşağımız buna aldırmadı. Yani evet. Bizim farkımız budur. Benim ve arkadaşlarımın. Evet. Biz şeydik yani. Biz baktık ya, o güne kadar olan resim eğer buysa biz o resimden yana değiliz. Bir de bu yüzden yani sanatın, işte dediniz ya az önce siz verdiğiniz örnekte, yani bizim kuşağımız, biz bize ne söylense de aldırmadık. Kendi evet. yolumuza baktık, evet. aradık diye. Benim işte oradaki şimdiki kuşaklarla değerlendirmeniz de olanaklar dışında bir de bu çabayı, bu uğraşmayı, bu mücadele geleneğini görüyor musunuz yeni kuşaktan? Yani valla şimdi ben gençliği daima şartlar ne kadar kötü, ne kadar zorlayıcı olursa olsun. Gençlik çok ayrı bir şey. Yani gençlik hesap edilebilir bir şey değildir. Yani evet, gençlik, gençlik. Ya şunu yapacak derken onu yapmaz da çok ayrı bir şey yapabilir. Yani ama yani onların karşı, ona göre de onların davranışını kesecek, engelleyecek güçler de çok fazla şey biliyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani burada daha üst akıllar meselesi ama biz temiz akılın gücüne inanıyoruz. Ben şahsen onun safiyeti. Yani o safiyet belki yenilebilir gibi gözükse bile safiyetin farklı bir, gayet garip bir farklı yönü, gücü vardır. Benim anladığım siz umutlusunuz. Valla şimdi ben şöyle bir şey var. Allah'tan ümit kesilmez. Bir. İkincisi insandan ümit kesilmez. Şimdi kısacık bir şarkı molası rica edeceğiz. Çiğdem'in güzel sesinden. Memnun olacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Thank you.
gidebilmediğim türlü türlü mekanlarda, filmlerde, oyunlarda, en son moda Leyla barda, geniş geniş zamanlarda, rüyalarda ağlıyorum. Adresin değişmiş. Bulamıyorum. Efendim, teşekkür ederiz. Şimdi tiyatro dediniz ya, bir ikinizin de ortak konularından bir tanesi bu. Şimdi sizin 1963'te Asaf Çiğiltepe'nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda başlıyor değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Ya o profesyonel, yani sürekli profesyonel hayat, ama onun öncesinde Haldun Dorme'nin Cep Tiyatrosu'nda başladı. Evet. 1958 falan. Ve orada işte Yılmaz Gruda'nın bir oyununu oynadık. Susanların Sonu falan, orada böyle bir sonra Clash'ın Kırık Testisi'ni oynadık falan. Sonra bir ara Güneş'te 10 kişiyi oynadık. Güner Sümer'in Sahneze diye bir tiyatrosu, grubu oluşturdu. Biz de o grubun oyuncularıyız. Ya kimler mesela? Füsun Erbulak, Ayberk Çelok, bunlar tabii kimse bilmiyorum kimler hatırlar tabii. O takımları, ama yani o çok önemli oyuncular. Evet, tabii. Öyle bir geçmiş var. Hem Dorme'nin tiyatro kursları. Sonra 2 yıl Bektan Algan'la çalıştım ben. Aktör stüdyo. Ve tabii şöyle bir şey. Mesela ben resimle ilgili birçok sanatsal problematiği, yani sanat düşüncesi ve çözümlemelerini tiyatrodan edindiklerimle resmimde kurdum. Evet, evet. Yani o çok önemli. Sonra da tabii Türk tiyatrosunun çok önemli bir köşe dönüşüdür Arena. Evet. Arena arkasından Ankara Sanat Tiyatrosu olarak Ankara'ya gitti. Yani odur nüve. Evet. Ve biz hemen 60 darbesinden sonraki kurulan işte yeni anayasa ve yeni şeyle o özgürlüklerin hemen uygulayıcısı olduk ki daha hiç ne topluma yerleştiriyor ne bir şey. Yani ve ilk oyun bir darbe parodisiyle başlıyorsunuz Übü. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya bugün mümkünü yok. Arkasından antimilitarist bir oyun, Schweik oynuyoruz. Ben yine politik iki oyun arka arkaya falan. Şimdi ve işte kadroya baktığınızda Genco, Ani Şahnazar, işte Ergun Köknar, Atilla Tokatlı, Tolga Aşkın Ertuğ falan, yani Ergun Köknar, öyle bir takım, Ege Ermarlar falan. Hem entelektüel bir tiyatroydu, evet. Hem aksiyon tiyatrosuydu. Dolayısıyla bilmiyorum yani 68 kuşağının şeyleri, o ilk nüveleri, çünkü biz öğrenci matinelerinde falan, ortaokul, lise öğrencileri, yani bunlar işte 5 sene sonra 68'in öğrencileriydi. Yani yapanlardı yani. Yakın tarih sayılır bu da yani, tabii bir şey değil ki, yani 40 senelik falan bir olay. Tabii. Bizim en büyük sorunumuz biraz bu galiba değil mi? Biz yakın tarih, yeni tarihimizi çok iyi şimdi onu bilirseniz bir kere
geriye düşmezsiniz, evet, daha aza düşmezsiniz, daha az da yetinmezsiniz. Çünkü onun çok üstünde bir şey yapılmış. Evet. Demek ki onun üzerine çıkmak gerek. Bugün tiyatrodan, hangi tiyatrodan bahsediyoruz bilemiyorum yani. Hangi tür bir tiyatrodan? Bu konuda birazcık Çiğdem, hani, evet, müzikle ilişkine rağmen, ama aslında tiyatro müziği senin gönlünde her zaman çok ayrı bir yerde duruyor değil mi? Hani birazcık senin fikirlerini de alırsak. Hangi konuda? Genel, hani tiyatro ile ilgili senin gördüklerin, hani seni mutlu edenler ya da mutsuz eden şeyler, yani ben yaşananlar. Tabii kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben 95'te çok İyi bir ekibin içine düştüm tiyatroya. Aziz Nami gibi bir oyunla, Yücel Erten gibi bir yönetmenle, işte Rüştü Asyalı gibi, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun duayenleri diyebileceğimiz insanlarla başladım ve sonra da zannediyorum Yücel Bey'de 15-20 tane oyunda çalıştım. Toplamda 45 tane oyunum var bu geçtiğimiz 20 sene içinde. Bunların çoğu çok yani tiyatro edebiyatının balya balya güzel eserleriydi. Çok fazla işte Shakespeare'ler, Brecht'ler, Chekhov'lar, bunların mesela çok şanslı hissediyorum kendimi. 3 kere Keşanlı Ali Destanı yaptım. Herhalde Türkiye'de bir bana denk gelmiştir bu. 3 versiyonda oynadım. Ben müzik direktörlüğünü yaptım. 3 ayrı versiyonda. İşte en son Zengin Mutfağı da benim için çok büyük, evet, mutluluk. Hani Vasıf Öngörü'nün böyle bir eserini müziklemek bana denk geldi. Çok güzeldi. Orada Mehmet Bey'in hani yakın tarihi bilmek gerekir lafını hani bir tek şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben çok meraklı bir öğrenciydim. Bilkent'te master ve doktora yaparken bütün hayatımı tiyatroyu araştırmaya gerçekten adadım neredeyse. Kütüphaneden çıkmıyordum. Fakat bizde Türkiye'de arşivcilik o kadar kötü ki, evet, bu söylediğiniz şeyleri ben ancak işte Yücel Bey'den, o üstadların yanında çok fazla dolaşmış olmaktan, hani onların masalarında oturmuş olmaktan dolayı biliyorum. Yoksa, evet, bir şeyi aradığınız zaman işte 70 yılında işte Schweik diyorsunuz mesela, zannediyorum Başar abi yapmış, Başar Sabuncu mu yapmıştı rejisini? Hayır. Ya da onlar da bir tane yapmışlardı zannediyorum. Yok, daha sonra olabilir. Daha sonra mı yaptılar? Evet, Asaf koydu. Asaf Şiit efendim koydu. Yani mesela o ya da o. Biz kendimiz Schweik 2. Dünya Savaşı'ndayı yaptığımız zaman 2001 yılında şehir tiyatrosunda, ben hani geçmişe dair bir şeyler bulmaya çalıştım. O kadar zor ki gerçekten bulmak. Evet, hani maalesef. Bazen sahafları dolaşıyorsunuz da oradan elinize bir şeyler çarpıyor. Hiç benim çok bağıra bağıra söylediğim şeydir. Özlem'le de çok konuşuyoruz. Büyüklerimizle, meslek büyüklerimizle hiç röportajlar, anılar biriktirmiyoruz ve bir jenerasyonu kaybetmeye başladık aslında. Çok önemli anıları olan bir jenerasyon. Evet, yani yazmak çok önemli. Herkesin yazabilirliği. Mesela bir Gülis Sururi'nin, evet, yazdıklarını düşünecek olursanız aynı zamanda bir tiyatro tarihi, öyle, kişisel tarihinin ötesinde aynı şeyi Gülüş Hanım'a söyledim birkaç hafta önce. Muhteşem bir şey. Yani hem dil açısından ve yani şu yönden de okunması, sadece meseleleri, dönemin olaylarını, anekdotları değil, bir sanatçının kullandığı dili, yani şimdi Mücap Ofluoğlu, bir dili olan, bunlar aslında dili sadece fonetiği, diksiyonu açısından kullanan değil, dili anlamlar zenginliği olarak ve büyük bir vokabüler zenginliği olarak kullanan ve bütün o yaratıcı zarafetiyle Gürris Hanım'ın ve şimdi bunları yazdıkları zaman bence her kişi aslen, evet, bizde illaki yani büyük işler, yani herkes büyük iş yapıyor aslen, bir mücadelenin içine girmişse. Türkiye gibi yerde tiyatro yapan her insan sıradanlığın dışındaki bir şey yapıyor ki, yani maruz kaldığı muameleleri,
hem yakın çevresinden hem de toplumda her anlamda ne şekilde küçümsendiği, hele politikanın onlara bakışı hepimiz. Ha, şimdi böyle çok büyük işler yapan insanlarız. Yani anladın mı? O zaman onu söylediği, onun kenarına kaydettiği, düştüğü bir not o kadar önemli ki. Kesinlikle. Şöyle bir küçük bir şey söylemek istiyorum. Benim dayımın sanatçıydı, müzisyendi. 1932 senesinde ben de bir fotoğraf albümünden bana kaldı. İki tane fotoğraf var. Bu fotoğraf iki grup fotoğrafı ve Elazığ'da çekilmiş. 1932 senesinde. Fotoğrafta 25-30 kişi var. Kadın ve erkekli. İstanbul Darül Bedai oyuncuları turnede Elazığ'da. Ya. Şimdi o fotoğraf bu insanların 32 senesinde Elazığ'da bir masa başında, bir açık gazinoda hangi elbise ve duruş ve tavırlarda fotoğraf çektiğini, o günün medeni insanları, o günün okur, yazar, oyuncu, ya göz yaşartıcı bir şeydir. Bunu yani öyle gerçekten bunu anlatmanın imkanı. Kimler ama var? Behzat Butaklar, Vasfi Rıza Zobular. Ama sakın böyle kim geliyorsa aklınıza. Ya ve nereden nereye geldiğimizde bize gösteriyor. Muammer Karaca'nın daha şeyde Muammer Karaca. Darül Bedai'de yani şehir tiyatroları. İnanılmaz. Yani Türkiye'nin geçirdiği bu dönemler. 32 senesi Elazığ diye yazıyor. Evet. Evet. 2014'te biz konuştuğumuz şeylerse içler açısı. Elazığ'da bir fotoğraf çektirmek yani lazım. Düşünebiliyor musun? Gerçekten Darül Bedai dediğimiz kurum çok çok önemli bir kurum. Ne diyorsun? Ya? Yayınları olmalı. Bunlar sadece anılarda olmalı. Evet. Yani değil mi? Çok ciddi bir arşiv. Şimdi Fransa'da komedi Fransız. Bunun yayınlanması konusunda sıkıntı. Komedi Fransız neyse Fransız kültürü için. Evet. Darül Bedai oydu. O seviyedeydi evet, Türkiye için. Öyleydi. Yani çok hala da çok güçlü bir kurum. Hala evet. Tabii. Umuyoruz. Ve bakın bugün bir kurum oluşturmanın güçlüklerini. Tabii ki. 3 yıl bir kurum olarak gitmenin zorlukları. Tabii. Efendim? Nelerden? Yani falan yani nelerden? Böyle yaparken. 100 yıldan bahsediyoruz. İnşallah evet. Hani bunlar korunur. Bundan sonrasında da bırakın hani bunlar. Bu çok böyle TRT şeysi gibi oluyor yani. Tamam. Çok iyi niyetli TRT şey öyle değil yani olay. Çok zor şimdi durumlar. Evet çok zor. Çok zor. Ben zaten iyi niyetle dile getireyim dedim. Yoksa karamsarlıkta sizden ben aşağıya de, kalmıyorum. Ben de. Hayır karamsar değilim. Değil de gerçek, karamsar değilim ama realist olmak evet, gerekiyor. Aynen. Yani bugün ben yapılabilirliklere inanıyorum. Ama en azından içinde bulunan şartları bilmek lazım. Ve de bu ülkede nereye kadar varılmıştı? Evet. Yani şöyle bir şey. Şuradan bir lastiği alıyorsunuz, çekiyorsunuz. Evet. Buraya çekiyorsunuz. Tamam. Bu lastik bırakmadığınız zaman elinizde bu lastikte temasınız var. Kafanızı kaşırken gitti o lastik. Bir daha geri almanız onu. Kafayı kaşımayacaksınız o sırada yani. Kafanız kaşımışsa bırakmayacaksınız. Böyle alıp kapıyı böyle kaşıyacaksınız. Peki Türkiye şimdi kafasını mı kaşıyor, kaşımaya mı zorluyor? Gitti mi onu soruyorum. Az sonra. Hani valla Türkiye galiba, evet Türkiye galiba kafasını kaşıdı bir ara. Yani o şöyle, lastik biraz geri kaçtı. Şimdi geri gidip lastiği tekrar geri çekmek gerekiyor. Gerekiyor. Gerekiyor tabii. Çeker miyiz? Çekeriz oraya kadar çekmişsek vaktiyle değilsiniz. Niye çekmeyelim? Ama başkaları da öbür taraftan çekiyor lastiği. Öbür taraftakiler biraz güçlendi. Evet, lastiğin bir de öbür ucu var yani. O zaman başka bir durum. Bırakmamız lazım evet. Kısa sürede herhalde. Peki çok sizin sohbetinize doyumamaz daha da neler konuşurduk ama süremizin sonuna geldik gerçekten.
Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yeni bu sergiden sonra buralar var mı başka bir projeniz? Valla lastik konusunda başka lastiğe ilave bir şey yok. Tamam. Biz lastiğin kopmaması dileğiyle. Evet, lastiği koparmadan çekmek lazım. Evet. Öyle olsun. Çiğdemciğim. Valla ne diyeyim? Herkese iyi günler diliyorum. Herkes elinden geldiğince kendi hayatına sahip çıkarsa. Aynen öyle. O zaman bundan daha asil ve doğal bir güç doğacağını düşünüyorum. Çok güzel bir final oldu. Senin çok güzel bir şarkını da bitirmiş olacağız. Tamam. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Biz de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol. Son gecesinde bir çocuk ilk hecesinde bir aşkın ilk günlerinde bir oyun son sahnesinde üzülme yorulma ben yaptım sen darılma güzel günlerde gördüm. Onlara darılma, kırılma, boş laf desen aldırma. Büyük yeminler ettin, boş ver onlara. Bir gün pişmanlıklar doğarsa, kalbin kalbimle çarparsa durma. Aklında yollarım varsa. Birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma. Aşksız yataklarda bir gün pişmanlıklar doğarsa, kalbin kalbimle çarparsa durma, durma. Birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma. Aşksız yataklarda yalnızlığa soyunma. Bir kadın son gecesinde çocuk ilk hecesinde bir aşkın son günlerinde bir mektup ilk cümlesinde üzülme yorulma ben yaptım sen kırılma güzel günlerde gördüm dön bak onlara darılma kırılma boş laf sen aldırma, büyük yeminler ettin, boş ver onlara. Bir gün pişmanlıklar doğarsa, kalbin kalbimle çarparsa durma, aklında yolların varsa, birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma. Aşksız yataklarda